715. beyitte kalmışız. Hazreti bir tahta kılıcı muharebeye götürme. Ahu figana düşmemek için önce bir kere kontrol et. Eğer tahtadansa yürü. Başkasını ara. Eğer elmassa sevinerek ileri gel. Elmas kılıç Velilerin silah deposundandır. Onları görmek size kimyadır? Bütün bilenler ancak ve ancak bunu böyle demişlerdir. Bilen alemlere rahmettir. Eğer siz Kur'an ve sünnet dairesinin içerisinde nefsinizi terbiye yoluna girmemişseniz eğer nefsinizi terbiye etmemişseniz sizin bu noktada tahta hükmündesiniz siz. Nefsini terbiye etmeyenler, heva ve hevesine uymaya devam edenler, şeytanın hile ve desisesine kanmış olanlar tahtadan kılıç gibidirler onların ruhlarının onların nefislerinin canlarının nefislenince bir bütünlük arz ediyor. Biz nefis diyelim ona. Bir kıymeti harbiyesi yoktur. Onların çünkü normalde tahta kılıçtır. Tahta kılıçla kontrol et, muharebeye girme. Mesela tahta kılıçtı. Sahabe savaşıyordu. Sahabeden örnekler verelim birisi tam ölecekti. Onunla alakalı Allah Resulü sordu sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. Ne halde? Dediler ki şehit oldu. Şehit olmadı dedi. Yaralıların içerisinde buldular onu. Koşa koşa gittiler. Ensesinden kaldırdılar. Ne için savaştın? O da dedi ki bu müşrikler gelirler bizim hurma bahçeliklerimizi bozarlar diye savaştım. Dedi öldü tahtadan kılıcı. Bir başka sahabe de kahramanlık için savaşmıştı. Savaştı, savaştı, savaştı. Yaralandı. Yaralanınca hani ben böyle bu hale düşecek insan mıyım? Ben bu acıyı çekecek insan mıyım? Ben bu böyle bir kimse miyim? Kahraman insanım. Deyip ne yaptı? Kılıcın üzerine ıhıl verdi. İntihar etti, kendi kendini doğradı. Demek ki bir nefis terbiyesi almadıysan, bir terbiye görmediysen, terbiye görmediysen, nefis mücadelesinin içine girmediysen, sen tahtadan kılıçsın. Ama bu bir muharebeye girmedikçe bunu anlamak dışarıdan mümkün değil. Burada herkes sohbet dinliyor. Ama burada o kimse tahtadan mı değil mi bilmiyoruz. Tahtadan olup olmadığı ona bir imtihan çarptığında belli oluyor. Herkesin bir kaldırabileceği bir şey var. Ona bir şey çarpıyor, ona bir şey çarptığında isyan mı edecek? Ona bir şey çarptığında yoldan geri mi dönecek? Ona bir şey çarptığında ne hale gelecek? Hani 28 Şubat döneminde herkes dervişti. Herkes derviş. Yaklaşık zikrullahlarda 500-600 kişiydik. Eskiler bilir. Öyle değil mi Adem? Vardı değil mi o kadar? Fazlası vardı, eksiği yoktu. Biz 28 Şubat geldi çarptı. Bütün arkadaşlar dervişti bizim. Bir kısmı tahtadan imtihanı görünce, basılmayı görünce, polisi görünce, bir düdük öttürülünce bir kısmı evine döndü. Dediler ki biz burada yapamayacağız, yürüyemeyeceğiz. Kılıç tahtadan olunca bir imtihan sırasında ilk önce o gider. O çünkü kendini terbiye etmiyor. Allah'a aşık değil. Nefis mücadelesi yok onda. Zorluklara, sıkıntılara, belalara, müsibetlere katlanabilme özelliği onda oluşmamış. O kendini bu noktada terbiye etmemiş. O kendini terbiye etmediğinden dolayı bir bela, bir musibet, bir sıkıntı, bir dert, bir gam, bir kasevet görünce pılısını pırtasını toplayıp gidiyor. Hazreti Pir diyor ki: "Tahtadansa başkasını ara. Eğer elmassa sevinerek ileri gel. Elmas olmanın yolunu da öğretiyor. Elmas olmanın yolunu öğretiyor. Diyor ki: "Elmas kılıç velilerin silah deposundandır. Onları görmek size kimyadır. Eski dilde kimya bir şeyin vasfını, özelliklerini değiştirmek için kullanılan ilim. Buna biraz da hani batılılar veya doğullar hangisi diyorsa simya ilmi diyorlar ya. Bu ne? Bu toprağı altın etmek. Bu ne? Taşı elmas etmek. Bu ne? Kayayı cevher etmek. Bu kimya ilmi. Kimya ilmi işte kırmızıdan beyaz boya çıkarmak. Kırmızı ondan beyaz boya elde etmek. Kimya ilmi siyahtan kırmızı boya elde etmek. Kimya ilmi. Renksizlikten renk meydana getirmek. Bu noktada renksizlikten cuşu huruş içerisinde binlerce renk meydana gelmesi. Kimya ilmi. İsa küpüne sahip olmak. Ne yaptı İsa? Bütün elbiseleri ve kumaşları bir kazana attı. 20 kişi 20 tane renk söyledi. 50 kişi 50 renk söyleseydi, 100 kişi ayrı ayrı 100 renk söyleseydi, hepsini de o küpün içerisinden çıkarır, onlara verirdi. O ne yaptı? Renksizlikten insanların istedikleri rengi Allah'ın izniyle ne yaptı? Meydana getirdi. Bir peygamber mucizesi. İşte o velilerin sohbetine gitmek, o mürşitlerin huzurunda durmak, o mürşitlerin Kur'an ve sünnet dairesindeki telkinlerine uymak, o mürşitlerin iyi nazarlarını almak, insanlara kimyadır. Nasıl Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, Ebu Zer Gifari gibi bir eşkiyadan bir veli oluşmasına sebep olduysa, Ashabın büyük bir çoğunluğu neydi? Cahildi. Büyük bir çoğunluğu hiçbir şey bilmiyordu. Hepsi de neler oldular? Hz. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin halakasında her biri birer veli, birer evliya oldular. Her biri Allah'a dost oldu. O Muhammed Mustafa'nın muhabbetiyle, o Muhammed Mustafa'nın sayesiyle o Muhammed Mustafa'nın izinden yolundan gitmek ile hepsi de ne oldu? Allah'a dost oldu. İşte o veliler birer kimyacı gibidir. O taşı o taşı cevher eder. O kayayı altın eder. O işe yaramaz hayta, işe yaramaz başıboş, Nefsinin ve şeytanın heva ve hevesine düşmüş kimseyi Allah'a dost etmede vesile olur. Onların terbiyesi, onların nazarı, onların bu noktadaki kızmaları dahi rahmettir, berekettir, lütuftur, ikramdır. Onların terslemeleri dahi senin nefsine bir ilaçtır. O yüzden onların huzuruna var. Onların huzuruna var. O yüzden onlar ki kendi nefislerini Allah'a satmışlardır. Onlar ki Allah'la dostluk peyda etmişlerdir. Onlar ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin izinden gitmişler. Onun elini öpmüşlerdir. Onlar ki Hazreti Muhammed Mustafa'nın kendi yaşadıkları dönemlerinde duasını almış, kendi yaşadıkları döneminde onlara kardeşim demiş, evladım demiş olduğu kimselerdir. O yüzden onlar kimyacı gibidirler. Onlar bir nazarıyla, hani eskiler öyle demişler ki ya, velinin bir nazarı, velinin bir nazarı, Taşı her eder demişler. Velinin bir nazarı. Cenab-ı bizleri onların halakasında eylesin. Amin. Bütün bilenler, bütün bilenler ancak ve ancak bunu böyle demişlerdir. Bilen alemlere rahmettir. Alemlere rahmet olan nedir? Hazreti Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. Birinci derecede. Onlar normalde birinci derecede Hz. Muhammed Mustafa bütün alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Ama her veli de bir alem hükmündedir. Her alim bir alem hükmündedir. Hadis vardır bununla alakalı. O yüzden onlar bazıları belirli kısım alemlere nedir? belli bir kısma velidir o veli belli bir alemler zümresinde bir alemdir. Her velinin kendine göre bir derecesi vardır. Kendine göre olan derecesinde de o birkaç aleme alim olan birkaç alem olur. İlmine göre, veliliğine göre. O yüzden onların hepsi de ama hepsi de Birer alem hükmündedirler. Hatta alemler hükmündedir. Çünkü onlar peygamber varisidir. Peygamber varisi oldukları için onların her birisi için ne vardır? Alemler vardır. Alem yoktur. Sakın bir veli, bir mürşidi kamili Hazreti Muhammed Mustafa ile yarıştırmayın. Sakın üstünde görmeyin. Sakın ha! Bir kısım sufiler üstadlarını, şeyhlerini Hz. Muhammed Mustafa'dan üstün görme noktasına gelirler ki bu sapkınlıktır. Adem'den kıyamete kadar bütün velileri, bütün mürşitleri üst üste koysalar onu milyon kez de çarpsalar milyon kez de çarpsalar hiçbir birisi veya tamamı Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin tırnağının üzerindeki tozu olamazlar. O yüzden bir kimse üstadını Hazreti Muhammed Mustafa'ya denk veya bu Şeyi ne o? En böyle e, makulu denk görür ya kimisi. O üstün görmekte, de, denk görmekte de büyük küstahlıktır. O Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini tanımadığından o kimse. Bilmiyor. Mesela bir kısmı da herhangi bir dervişi, herhangi bir çavuşu, herhangi bir zakiri herhangi bir nakibi, nükabbayı, halifeyi üstada denk görür. O da ya cahildir ya kördür. Bakın bunlar sufilerin uyuması gereken edeplerdir. Sapkınlıktır. Bir kimse der ki filanca ile üstadın arasında bir fark yok. O sapkınlıktır. Birisi der ki benim üstadımla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin arasında fark yoktur. Sapkınlıktır. Birisi üstadının sözünü sünneti Resulullah'tan üstün tutarsa sapkınlıktır. Vartaya düşmüştür o. Hata yapmıştır. Yanlış. Yanlış. O peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin cismaniyetini de şeriatında, tarikatında, hakikatında, marifetinde tanımıyor. <laughs> Tanımış olsaydı Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerini bırakın peygamberlerle dahi eş tutamazdı. Peygamberlerle dahi eş tutamazdı. Meslekte eştirler. Peygamberlik mesleğinde eştirler. Fazilette eş değildirler. Fazilette eş değildirler. Bir kimse velilikte velilik mesleğinde eş olur. Ama fazilette Abdülkadir Geylan Hazretlerine eş olur mu? Allah muhafaza eylesin. Bu onun gibi bir şey. Ama tanımayanlar bir de bunlar böyle ay ne seviyorlardır ondan yaparlar. Cahil. Allah muhafaza eylesin. Yok. E Herkesin üstadı kendisine haktır. Eyvallah. Herkesin üstadı kendisine mürşidi kamildir. Eyvallah. Herkesin üstadı kendisi için aktaptır. Eyvallah. Kutuptur. Eyvallah. Derviş zaten onu öyle görmese ne işi var onun orada? Yürüsün gitsin başka bir yerden ders alsın. Öyle görürse yol alır zaten. Öyle görmezse Allah yoluna açık etsin. Orada yol alamaz o kimse. O zaman şüphede kalır zaten. Sorgulamaya başlar. Sorgulamaya başlayınca yol alamaz. Bu ayrı bir şey. Ama kalkıp da onun peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleriyle öyle eş görecek. Rabbim muhafaza eylesin onlar sıkıntılıdır. Biraz bu velilerle alakalı hadisler var kütüb-ü siddette ebdal olarak okunur. Oradan bazı hadisler inşallah. Çünkü bunlarla alakalı uzun zamandan beri dünya üzerinde ve bilhassa Türkiye'de oynanan bir oyun var. Bu oynanan oyun ben ehli tarikat demek istemiyorum. Çünkü Türkiye'de tarikat yok ama öyle söyleyeyim. İsim öyle anıldığından dolayı öyle diyeceğim. Yoksa ben Türkiye'de bir tarikat olduğuna inandığımdan dolayı değil. Tarikat denilince çünkü farklı bir şey olması lazım. Ama biz tasavvuf diyelim, sufilik diyelim veya meselenin anlaşılması için tarikat diyelim. Bu İngilizler İslam dünyasını içeriden yıkmak için türlü türlü oyunlar sergilediler. Şia ile Sünnilerin arasını iyice açan son 300 yılda, 400 yılda İngilizlerdir. Önceden makas bu kadar açık değildi. Makas hızla açılmaya başladı. Buna bir şey daha ilave ettiler Osmanlı'nın içerisinde. İlave ettikleri şey Vahabilikti. Vahabiliği kurarlarken de hani Selefi Vahabilik diye nitelendiriyorum ya Selefi Vahabiliği kurdular. Bunlar önce Kur'an ve sünneti icra ediyoruz ve öğretiyoruz diyerekten ve işte bütün ona bidat buna şirk, ona bidat buna şirk diyerekten İslam'ın ümmeti Muhammed'in içerisine bir bomba attılar. Her dönemde her mesleğin ve her meşrebin aşırıları veya istismarcıları vardır. Hiçbir meslek, hiçbir meşrep, hiçbir mezhep yoktur ki aşırısı ve istismarcısı olmasın. Biz doktor deriz, istismar eder. Organ kaçakçılığı yapar. Bütün doktorlar aynı mı? Değil. Ama içinden çıkar mı? Evet. Doktor deriz, paranın peşine düşer. Aslında alakası olmayan tahliller ister. Neden? Oradaki özel hastane para kazansın. Adam başı mı ağrır der, mide filmi ister. Ya baş ağrıyor adamın, midesiyle ne alakası var? Absürt gelir size ama ister. Eğer sen seslenmezsen, sende lazım olacak, olmayacak hiç önem değil. Bir sürü tahliller ister. Bir sürü filmler ister. Neden? Çünkü o özel hastanede maaşı var. 30 milyon, 40 milyon, 50 milyon, 80 milyon, 100 milyon, 200 milyon, 300 milyon, 450 milyon. O bir tane böyle ben çömçöm çöm sakallı diyorum. Özür dilerim. Öyle sakallar ama buradan sakal bırakanlar var ya öyle bir tane yaşlı bir kanser profesörü var. Ee, Ankara'da özel bir hastanede televizyonlara çıkıyor böyle hafif buğday tenli yaşlı bir kimse. 450 milyonmuş aile. 6 ay sonrasına da randevu veriyorlarmış. 450 milyon 6 ay sonrasına da randevu veriyor. Dedim ölür adam 6 ay sonra. Ölür kalır. Altı ay sonrasına randevu veriyor. Diyeceksiniz ki nereden bu haberi aldın, bu bilgiyi aldın? Murat Hoca'dan aldım. Çünkü onun bozduğunu bizim Murat Hoca yapıyor. O dedi ki hocam ben onun bozduğu hastalar var. Ben burada dedi, tedavi ediyorum. Beni de duymuş. Bana dedi gel buraya dedi. dedi. E dedim sana da bayağı yüklü teklif etmiştir o zaman dedim. Etti dedi. Öyle 50 lira, 100 lira, 200 lira falan değil aylık teklif etti maaş. E nereden çıkacak bu para? Tahlillerden çıkacak. Her mesleğin istismarcısı vardır. Her meşrebin de istismarcısı vardır. Meşrep dedim inanç olabilir, siyaset olabilir, hiç önemli değil. Adam ne? İşte ben kendimce işte Melami Meşrepliyim diyor. O bakıyorum adam Allah muhafaza eylesin. İstismarcı. Ben Sufiyim diyor. Eyvallah bakıyorsun istismar ediyor adam. Sufili istism istismar ediyor. Bizim içimizde de vardır. İstismar eden. Vardır. Bu istismarcılara bakaraktan hükmedersek yandı. Biz meselenin hakikatine bakacağız. Sufilerin içerisinde sufili istismar edenler olmuş mudur? Evet. Şimdi de var mıdır? Evet. E, hafızların içerisinde var mıdır? Evet. Adam mezarlıkta dolaşıyor. Hazır hatim var. Hazır hatim var. Hazır hatim var. Okunmuş Yasin var. Okunmuş Tabaraka var. Veriyorum parayı. Hemen senin ananın babanın adını kime bağışlayacaksın? Babana. Lop babasına bağışladı, ver parayı. Var her yerde bu istismarcılar. E biz şimdi bütün hafızlar tu kaka mı diyeceğiz? Hayır. E imamlar var istismar eden, var. Esnaf var, esnaflığını istismar ediyor, var. E, devlet dairelerinde bürokratlar var, istismar ediyorlar, var. Her yerde var. Olmayan hiçbir yer yok. 56 yaşındayım, istismar olmayan bugüne kadar hiçbir yer görmedim. Var. O gün için sufilerde de var, bugün için de var. Sufilere normalde aslında amaçları sufilerin vartalarını ortaya koymak değil. Sufilerin eksikliklerini görüp kompresine tukaka diyorlar. Önce ne yaptılar? Mezheplere saldırdılar. Mezheplere saldıraraktan bir tane bir kendileri Vahabi ve mezhebi e, mezhebi çıkardı. Adama mezhebin ne diyorsun? Mezhep yok diyor. Ama Vahabi. Bunun üzerine kurguladılar Orta Doğu'yu. Bunun üzerine kurgulayaraktan mezhep ve sufi düşmanlığı ürettiler. Bunu Suudi Arabistan'da, Mısır'da, Cezayir'de, Suriye'de, Irak'ta, Fas'ta, Tunus'ta, Cezayir e, ileri doğru Afrika'da her yerde uyguladılar. Oradaki insanları hem mezheplerinden kopardılar, hem meşreplerinden kopardılar. Aynı şeyi Türkiye'de de uyguladılar. Türkiye'de birinci derecede uygulama tekke ve tarikatların normalde kapatılmasıdır. Tekke ve zaviyeler kanunu. Ardından tekke ve zaviyeler kanunun ardından Türkiye'de Müslümanlara karşı dini yaşayan insanlara karşı yaşatma mücadelesi verenlere karşı Şedid bir mücadeleye giriştiler. Şedid. Öylesine şedid bir mücadeleye girdiler ki Türkiye'de Allah diyeni bırakmamaya gayret ettiler. Bakın Orta Doğu'da mezhepleri bozdular ama insanların dini yaşantılarına karışmadılar. Fakat insanların mezheplerini bozdular. O yüzden şimdi orada insanlar üzerlerine bomba bağlayıp herhangi bir yerde kendisini patlatabiliyor. Onu durduracak mezhepsel bir öğreti yok. Başına bir tane İngiliz ajanı bir kimseyi koyuyor. Alim, şöyle alim, böyle alim. Aslında İngiliz ajanı. İngilizlere çalışıyor. ABD başkanı kendisi söyledi. DAEŞ'i bir önceki ABD başkanının kurduğunu. Başındaki adam kim o zaman? ABD ajanı. DAEŞ'in başındaki. Bakın orada mezhepleri yok ederekten ne yaptılar? İnsanlar mezhepsiz oldu başında bir tane alim görünümünde bir kimse var, o fetva veriyor, iştahat ediyor. Şehit olacaksın, bombayı bağla, git camide patlat. O kimse Allahu Ekber diyor, camide kendisini patlatıyor. Bu amaç, bu amacına ulaştın, bu mesele ulaştı. Şimdi Suriye'de, Filistin'de, Irak'ta, Yemen'de, Suudi Arabistan'da, Mısır'da, Fas'ta, Tunus'ta, Cezayir'de hepsinde de bombayı üstüne bağlayıp herhangi bir yerde patlatabilecek insanlar var mı? Evet, var. Al El Kaide, Nusra yok. işte şöyle bir sürü isimlerde buluyorlar bu isimleri buluraktan onun başına da bir tane adam koyup Müslümanları bu noktada birbirlerine düşürüyorlar mı? Evet. Kimi öldürüyor Müslümanım diyen insanlar? Müslümanları öldürüyor. Orta Doğu yer yerinden oynuyor Orta Doğu'da. Yer yerinden oynuyor. Günlük yaklaşık 300 kişi ölüyor. Bir tane Yahudinin kılına zarar geliyor mu? Gelmiyor. Hiç konuşuluyor mu? Hayır. Orta Doğu'da bulunan silahlar, hem devletlerin elinde bulunan silahlar, hem de örgütlerin elinde bulunan silahlar İsrail'e doğru dönmüş olsa İsrail diye bir ülke kalır mı? Kalmaz. Bunlar silahları kimlere yönlendirdiler? Birbirlerine. Kim kimi öldürüyor şimdi? Müslümanlar birbirlerini öldürüyor. O İngiliz haini amacına ulaştı mı? Ulaştı. Ama mezhep farkından, ama meşrepten dolayı, ama herhangi başka bir şeyden dolayı Müslümanlar birbirlerini katlediyorlar mı? Evet. Aynı anlayışı, dikkat edin, aynı anlayışı Türkiye'ye taşıdılar. Türkiye'ye taşıdılar. Türkiye'ye taşırken de İslami, Müslüman görünümde taşıdılar. Ve Müslüman görünümde taşıyan insanlar Türkiye'de nelere karşı durdular? Sufilere karşı durdular. Dikkat edin. Sufilere acımasızca saldıranlar varsa, sufilere acımasızca saldıranlar, mezheplere acımasızca saldıranlar Türkiye'de adları, isimleri şeyh de olsa, hoca da olsa, profesör de olsa, diyanetçi de olsa, ilahiyatçı da olsa İngiliz ajanıdır. Direkt ya arkasında Mossad vardır ya da M16 vardır ya da CIA vardır arkasında. Ya da Avrupa Birliği vardır. Almanya ve Fransa'nın başını çekti. Tekrar altını çizerekten söylüyorum. Eğer Türkiye'de sufilere karşı acımasızca birileri savaş açtıysa, mezheplere karşı acımasız savaş açtıysa bunun arkasında ya İngiliz ajanı, ya ABD ajanı, ya Avrupa Birliği ajanı vardır ya da Mossad vardır. Sebep dini ve dindarları ifsad etmektir. Onlar kendilerince doğru söylediklerini, kendilerince mücadelelerinin hak olduğunu söyleyecekler size. Ve böyle söylüyorlar zaten. Orta Doğu'da da aynısını yaptılar. Suriye'de aynısını yaptılar. Müslüman kardeşlerin üzerinden yaptılar. Mısır'da Müslüman kardeşler üzerinden oynadılar. Yemen'de Müslüman kardeşler üzerinden oynadılar. Müslüman kardeşler İngiliz ajanıdır değildir demiyorum. Onların üzerinden oynadılar. Ve Türkiye'de de Hasan el Benna'nın Said Havva'nın üzerinden oynanıyor bunlar. Türkiye'de de bunların üzerinden oynanıyor. Karşımıza bir kimse çıkıyor, bizim dilimizden konuşuyor. Ama bizim dilimizden konuşurken, Türkiye'de İslami mücadelenin geldiği noktaya bakmaksızın, eski noktayla yenisine bakmaksızın acımasızca eleştiriyorlar. Ve savaş halindeler. Sufi topluluklarla savaşıyorlar. Sufi toplulukların başındaki kimselerle savaşıyorlar. Mezheplerle savaşıyorlar. İlahiyatlarda mezhep konuşulmuyor artık. Hanefi mezhebi, Maliki mezhebi, Hanbeli mezhebi, Tukaka yerlerde. İlahiyatlarda sufilik konuşulmuyor. Tasavvuf konuşulmuyor. Bunların hepsi de tu kaka yerlerde yetişen ilahiyatçılar her biri birer mezhep, birer sufilik düşmanı olarak yetişiyor. Ve bunlar bizim çocuklarımızı eğitiyor. Ve bunlar okullarda eğitmen, bunlar kürsülerde vaaz ediyorlar. Kürsülerde vaaz ediyorlar. Oynanan oyun çok büyük. Oynanan oyun çok büyük. Öylesine ki büyük ki, bu Anadolu topraklarında insanları birbirlerine düşürmeye çalışıyorlar. Bu Anadolu toprakları Yunusla Hazreti Mevlana'yla, Hacı Bektaş ile Hacı Bayram Veli ile Üftadesi yle, Okçu babasıyla yoğrulmuş olan bu toprakları ne yazık ki ayrıştırmaya çalışıyorlar. Bizi Yunus'tan koparmaya çalışıyorlar. Bizi Hazreti Mevlana'dan koparmaya çalışıyorlar. Bizi Hacı Bektaş Veli'den, Hacı Bayram Veli'den koparmaya çalışıyorlar. Bizi Sümbül Sinan'dan koparmaya çalışıyorlar. Bizi Muhammed Uşşaki Hazretlerinden koparmaya çalışıyorlar. Bizim tekkelerle, zaviyelerle, mescitlerle, türbelerle bağımızı koparmaya çalışıyorlar. Bizi ecdadımızla bağımızı koparmaya çalışıyorlar. Bizi İmam-ı Azam'dan, İmam-ı Şafi'den, i̇mam Malik'ten, İmam-ı Hanbeli'den koparmaya çalışıyorlar. Bizi Hazreti İmam Muhammed'den koparmaya çalışıyorlar. Bizi İmam Yusuf'tan koparmaya çalışıyorlar. Bizi Gazali'den koparmaya çalışıyorlar. Aklı üç para etmeyen insanlar İmam Gazali'nin arkasından konuşuyor. Aklı iki para etmeyen insanlar Gazali'ye savaş açmışlar. Gazali'ye savaş açmışlar. Aklı bir kuruş etmeyecek olanlar Muhyiddin İbn Arabi'ye savaş açıyorlar. Muhyiddin İbn Arabi'nin ne kafirliğini bırakıyorlar ne bir şeysini bırakıyorlar. Hazreti Mevlana için de öyle yapıyorlar. Yunus için de öyle yapıyorlar. Hacı Bektaş Veli için de öyle yapıyorlar. Hacı Bayram için de öyle yapıyorlar. Bütün sufiler için öyle yapıyorlar. Ve bunları yaparken din adına yapıyorlar. bürokratın içerisinde böyle insanlar yerleşmiş vaziyette. Siyasetin içerisinde böyle insanlar yerleşmiş vaziyette. Evet, bürokrasinin içerisinde de var bunlardan. Bir yerde müdür olmuş, hakim olmuş, savcı olmuş, bir yerde yüksek bürokrat olmuş, var bunlardan. Bunlar büyük bir örgüt halinde. Bunları İngiliz tekrar tekrar söylüyorum. Bunlar İngilizlerin emrinde. İngilizlerin emrinde. Bu bir İngiliz oyunu. Türkiye'yi Orta Doğulaştırma oyunu bu. Türkiye'yi Suriye yapmak, Irak'a Irak ya yapmak oyunu. Buradan siyasetçilere ve bürokratlara sesleniyorum. Bu oyuna ortak olmayın. Ahiretinizi yakarsınız. Bu memleketi de yakarsınız. Ahiretinizi yakmakla kalmazsınız. Bu memleketi de yakarsınız. Gelinen sonuç Suud'da şu olmuştu. En son Suud'daki Wahhabi Selefi bozuntuları Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin kabri şerifini yıkmaya kalkmışlardı. Geldikleri nokta bu oldu. Bakın o Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin Mescid-i Nebevisi'nin karşısında Cennetül Baki'de bir tane türbe bırakmadılar. Bir tane orada mezar taşı bırakmadılar. Orada komple seyitlerin, şeriflerin mezarları ve türbeleri vardı. Yıktılar. İmam Malik'in türbesi vardı, mezarı vardı. Yıktılar. Sahabelerin mezarları ve türbeleri vardı. Hepsini yıktılar. Bakın Uhud meydanında dahi Uhud meydanında kabristanlar belli değil. Yıktılar. Hepsini yıktılar. Hendek kazasının olduğu yeri hiç kimse bilmiyor şimdi. Yerle eksan ettiler. İmarı açtılar. Kimse bilmiyor. Hendek kazasının bulunduğu yeri kimse bilmiyor şimdi. Hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Bizi tarihimizden koparıyorlar. Yasak vardı ya bir ara. Burada da türbeleri ziyaret etmek yasaktı. Tekke ve zaviyeler kanunu çıktığında türbeleri ziyaret etmek yasaktı. Kilitliydi. Hepsi de kilitliydi. Gidemiyordu insanlar. Osman Gazi, Orhan Gazi türbesi yasaklıydı. Kimse ziyaret edemiyordu. Muhammed Üftadi Hazretleri'nin türbesi yasaklıydı. Kimse ziyaret edemiyordu. Emir Sultan Hazretleri'nin türbesi yasaklıydı. Kimse ziyaret edemiyordu. İstanbul'daki türbeler yasaklıydı. Kimse ziyaret edemiyordu. Dikkat edin. Evet. Tekke ve zaviyeler kanunu çıktığında Yasaklıydı. Kimse ziyaret edemiyordu. Şimdi o zaman için ceberrut laiklik bunu yasakladı. Şimdi yasak değil. Başka bir şey ürettiler. Ceberrut laiklik ceberrut selefi vahabi üretti. Ceberrut laiklik geri çekildi. Ceberrut selefi vahabilik var şimdi. Bir kimse türbeye gidip üç ihlas bir fatih okuyunca şirk ehli oldu. Şimdi onun fetvasını verdi mi? Verdi. Şimdi Medine-i Münevvere'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin kabri şerifinin başına gelince kabre doğru dönüp üç ihlas bir fatiha okuyamıyorsun. Sebep? Orada ceberrut bir tane selefi vahabi var. Senin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin sırtını döndürüyor. Evet. Sen orada bana birisi desin ki rahat rahat ben orada 11 İhlas bir, bir okudum desin. Ramazan'da ömreye gidenler. Okuyamazsınız. Okutmaz oradaki Selefi Vahabi. Okutmaz. Cennetül Baki'yi ziyaret edemezsiniz istediğiniz saatte. Neden? Hala daha eskiler var ya oradaki Seyitlerin ondan sonra mezarlarını tahminen bilenler, İmam Malik'in mezarını tahminen bilenler, elden ele dolaşan çok eski bir kroki var. O krokiyi bulabilirsen o krokiyle gidiyorsun. İşte burada bunlar var diyorsun. Bu kadar. Koca Seyit Efendiler, Hazreti Hasan Efendimizin çocukları, Hazreti Hüseyin Efendimizin çocukları. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin eşleri. Ya düşünebiliyor musunuz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin torunlarının eşlerinin mezar taşlarını yıktı bunlar. Kabirlerini yerle yeksan ettiler. Selefi Vahhabi. Yok şu an. Yok şu anda. Asaptan intikam alıyorlar. Hazreti Muhammed Mustafa'dan intikam alıyorlar. Bunu da din adına yapıyorlar. Din adına. Ümeyye oğullarından gelmeler herhalde. İntikam alıyorlar. Yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin torunlarından ne istediniz ya? Eşlerinden ne istediniz? Bana şimdi yeni yetişen Müslümanlardan bir kimse Hazreti Ayşe annemizin kabri şerifini gösterebilir mi? Peygamberin hanımı sallallahu aleyhi ve sellem'in. Hazreti Ali Efendimizin torunlarından bir tanesinin kabri şerifini gösterebilir mi? Gösteremez. Var mı bu burada gösterecek olan kimse? Ömreye gidenler, hacca gidenler elini kaldırsın. Allah kabul etsin. Hangi biriniz gösterirsiniz? Tek tek gösterebilir misin? Grup olarak ben de gösteriyorum. Ben diyorum ki burada sahabeler yatıyordu. İmam Malik'in kabrini gösterebilir misin? Yok. Sahabeleri gösterebilir misiniz? Yok. Oyunu anladınız mı? Oyun meydanda. Şimdi o sufilere, o velilere savaş açanlar var ya Bunlar da o savaşlarını hani Serefi düşüncesine göre savaş açıyorlar ya. E onların da pirleri var ya. Kimdi? Evet. Şimdi şeyden kötü bir siddeden o hani velilerin silah topusu diyor ya. O veliler kimlermiş nelermiş. Kütüb-i Sidden'den hem de enteresan o selefiler kendilerini böyle hanbeliliğe yakın olarak görürler. Hem de i̇mam İmam Hanbel'den nakiller var. Hadis-i Kutsi, kullarımdan benim velilerim ve halkımdan sevdiklerim o kimselerdir ki benim zikrimle zikrolunur, ve zikirleri ile ben zikrolunurum. Demek ki o veliler neymiş? Allah'ın sevdikleri veliler ve Allah'ın sevdikleri. Ne yapıyorlarmış? Allah'ı zikrediyorlarmış. Birinci özellikleri neymiş onların? Allah'ı zikretmekmiş. Hani vardı ya büyük bir uzun bir hadis-i şerif. Onunla alakalı ne diyordu Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri? Onlar birbirleriyle akraba değil, menfaatleri de değil. Birbirlerini Allah için severler. Toplandıklarında ne yapıyorlardı? Allah'ı zikrediyorlardı. Bu okudum hadisi kutsu kutsi Ramuz'dan. Ahmet İbni Hanbel nakleden. Bu ümmette ebdallar 30 tanedir. Kalpleri Halil Rahman, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın kalbi, kalbi üzeredir. Bunlardan biri ölünce Allah onun yerine bir başkasını koyar. Demek ki bu veliler eksilmiyor. Bunu bir yerleştirelim. Neden? Cenab-ı Veli ismi şerifi Allah'ın sıfatı çünkü. O sıfat Allah'ın kullarının üzerinde tecelli edecek. Han var diye ayet-i kerime Yunus suresinde. Onlar mahcup olmazlar, mahzun da olmazlar. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Velilerle alakalı. Bunlar ne yapıyorlardı? Bunlar Allah'ın velileriydi. Hadis-i şerifte de ne diyordu? Allah'ın öyle kulları var. Onlar nurdan minberlerin üzerine oturacaklar. Yine ümmetimden ebdallar 30 tanedir. Arz onlar sebebiyle ayaktadır. Onlar sebebiyle yağmura mazharsınız. Onlar sebebiyle yardıma mazharsınız. Demek ki bu veliler var bu arzın üzerinde. Onlar sebebiyle yağmur yağıyor. Onlar sebebiyle yardım ediliyor. Onlar sebebiyle arz ayakta duruyor. Onlar sebebiyle o veliler var olduğu için arz ayakta. O veliler var olduğu için yağmur yağmakta. O veliler var olduğu için size yardım edilmekte. Eğer o veliler arzdan kaldırıl kaldırılırsa, yeryüzünden çekilirse kıyamet kopuyor. Çünkü yine bir hadis-i kutsu'da Allah diyen kalmayınca kıyamet kopar diyor. Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri de diyor ki son zamanın kutbu vefat etti de onun yerine birisi tayin edilmediğinde diyor kıyamet bozulma başlar diyor. Abdallar, ebdallar Şam ehli arasındadır. Onlar sebebiyle yardım görürler. Onlar sebebiyle rızka mazhar olurlar. Şam ehli bu şim, şimdiki Suriye'nin Dimeş şehrini de içine alan, Anadolu'nun büyük bir çoğunluğunu, Anadolu'yu da içine alan, İran bir kısmını, İran'ın bir kısmını, Suriye'nin bir kısmını içine alan bir coğrafi bölge. Diyor ki: Abdallar Şam ehli arasındadır. Veliler onlar sebebiyle yardım görürler, onlar sebebiyle rızka masar olurlar." Yine Hazreti Ali rivayet ediyor. Ebdallar Şam'dadır. Onlar kırk erkektir. Bunlardan biri öldü mü Allah yerine birini koyar. Yağmur onlar sebebiyle sular. Düşmanlara karşı onlar sebebiyle yardım edilir. Şam ehlinden azap onlar sebebiyle bertaraf edilir. Yine Ebu Nuaym naklediyor. İbn Ömer'den her nesilde ümmetimin en hayırlıları 500 kişidir. Ebdallar da 40 kişidir. Ne 500'ler için ne de 40'lar için eksilme vardır. Bunlardan bir kimse ölünce Allah yerine 50'den birini alır. 40'lara koyar. Yanındakiler: "Ey Allah'ın Resulü, bize onların amellerini söyle." dediler. Buyurdular ki: "Onlar kendilerine zulmedenleri affederler." kendilerine kötülük yapanlara iyilik yaparlar. Allah'ın kendilerine verdiği şeylerden başkalarına pek cömert davranırlar. Bakın açık her şey. Tevhile tefsire gerek yok. i̇bn Mesud'a denildi ki nasıl onlar sebebiyle ihya ve öldürme olur yağmur ya? i̇bn Mesud'a. i̇bn Mesud da biliyorsunuz sahabenin içerisinde hemen, hemen, hemen en alim sahabelerden bir kimse, ilmi fıkı muhteşem bir kimse. Şu cevabı verdi. Çünkü onlar Allah'tan ümmetlerin çoğalmasını talep ederler ve çoğalırlar. Cebbarlara beddua ederler. Onlar azalır. Yağmur talep ederler, yağmur yağar. Onlar dilerler, onlar için arz nebat verir. Dua ederler. Bu dua sebebiyle nice belalar def olur. Nice belalar o veliler, o kimya sahipleri, zaman e, e, kimya sahiplerinin yüzü sürmetine def oluyor. Yine Tirmizi şu rivayeti naklediyor. Arz Allah'a nübüvvetin kesilmesinden şikayette bulundu. Allah Teala senin sırtına 40 tane sıddık koyacağım. Onlardan biri ölünce yerine bir başkasını bedel kılacağım. Bu sebeple onlara bedel dediler. Onlara ne deniyormuş? Bedel. Allah onların ahlaklarını tebdil etti. Yani ahlaklarını değiştirdi, güzelleştirdi. Onlar arzın direkleridir. Onlar sebebiyle arz ayaktadır. Onlar sebebiyle yağmur yağar. Yine Tirmizi bu Derda'dan kaydettiği bir rivayette şunu aktarıyor bize. Onlar insanları ne çok namaz kılarak, ne çok oruç tutarak, ne de çok tesbih çekerek geçmiş değillerdir. Fakat onları öne geçiren husus, güzel ahlak, vera ve takvada sızk, halis niyet, iç temizliği gibi ahlakı disturlardır. Bunlara uyanlar Hizbullah'tır. Hizbullah olanlar kurtuluşa erecek olanlardır. Mücadele suresi ayet 22. Mücadele suresi ayet 22. İbn Arabi'den bir bölüm okuyup bu konuyu kapatıyorum. İbn Arabi der ki: Allah'ın kendileriyle alemi muhafaza buyurduğu direkler dörttür. Bunlar ebdallardan daha hastırlar. İki imam ise bunlardan daha hastırlar. Kutup ise hepsinden e eh hastır. Ebdal kötü vasıfları iyileriyle tebdil eden herkes için kullanılan müşterek bir lafızdır. Ve bunu muayyen bir miktar hakkında kullanırlar. Bu mu muayyen miktar 40'tır. 30 da denmiştir. 7 de denmiştir. Her birinin dört direk vetetten bir direği beytin rükünlerinden bir rüknü, rüknü vardır. Hz. İsa'nın kalbi üzerine olanlara rükni emani peygamberlerden bir peygamberin kalbi üzerine olanlara Hz. Adem'in kalbi üzere olan kimseye rüknü şami Hz. İbrahim'in kalbi üzere olana Rükn-i Iraki, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbi üzerine olana da Rükn-i Hacer-i Esret vardır. Bu Allah'a hamdolsun bizimdir demiş. Kendisiyle alakalı. Bu da demiş Allah'a hamdolsun bizimdir. Allah bizleri onların yolunda eylesin. Amin. Bütün bilenler ancak ve ancak bunu böyle demişlerdir. Bilen alemlere rahmettir alimin abide üstünlüğü benim sizden en basitinize olan üstünlüğü gibidir. Bilen alim. Allahu Teala Hazretleri melekleri semavet ehli deliğindeki karınca, denizindeki balıklara varınca kadar arz ehli halka hayrı öğretene mağfiret duasında bulunur. Bu alimlerle insanları iyiliği öğretenle tek bir fakih şeytana bin abitten daha yamandır. Dirmizi Resulullah aleyhissalatü vesselama Allah indinde en kıymetli kimse sorulunca Hucurat suresinin 13. ayetinde geçen insanların Allah indinde en kıymetlisi en muttaki olanıdır diye cevap verdi. Kim benden sonra öldürülmüş olan bir sünnetimi ihya ederse beni seviyor demektir. Beni seven de benimle beraberdir. Eğer alem olmak istiyorsanız buna tabi olacaksınız. Alimler Ebu Davud Tirmizi İbn Mace Son kelam. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler ne dinar ne dirhem miras bırakırlar. Ama ilim miras bırakırlar. Kim de ilim elde ederse bol bir nasip elde etmiştir. Ebu Davud Tirmizi İbn Mace Allah izin veriyorsa inşallah önümüzdeki hafta nar alıyorsan gülen narı seç. Oradan inşallah devam edeceğiz. Cenab-ı Hak bizleri kendi yolunda istihdam ettiği kullarından eylesin inşallah. Allah rızası el Fatiha. Masalat.